Efendim Kripto Para'ya hoş geldiniz. Ben Perihan Tanto. Kripto paralarda öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Birazdan sevgili Kemal Kabakçı ile ana itibariyle Bitcoin'de 54 bin doların üzerine bir fiyatlama söz konusu. Ethereum cephesinde ise 2700 doların üzerindeyiz. Peki son gelişmeler nasıl? Şimdi bunları almak için sevgili Kemal Bey'e dönmek istiyorum. Kemal Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Perihan Hanım. Şimdi JP Morgan'ın aslında bir rapor var. Bu raporda JP Morgan der ki Ethereum uzun vadede Bitcoin'i geçmeli. Aynı fikirde misiniz acaba JP Morgan'la? Öncelikle şöyle söyleyeyim. JP Morgan tarafında geçmişe baktığımızda kriptolarla ilgili çok fazla olumlu konuşmayan bir yapıydı. Ve şu an onlar da en son Bitcoin'le ilgili olumlu haberlerini sürdürüyorlardı. Daha sonrasında da Ethereum'la olumlu haberlerini sürdürmeye devam ettiler. Evet, Ethereum'la Bitcoin makasını her zaman konuşmuştuk. Aralarının çok açıldığını, Ethereum'un aslında olması gerektiği yerde değildi. Karlılık olarak bakarsak 2021 yılı Ethereum'un yılı olabilir. Çünkü artık 2.0 ile alakalı güncellemenin sonuna doğru geliyorlar. Yaz aylarında bunun olacağı ile ilgili de haberler gelmeye başladı. JP Morgan bu tahmininde haklı olabilir önümüzdeki dönemlerde. Ayrıca bugün 3.6 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonunun da vade sonu. Bu ne ifade ediyor peki Bitcoin yatırımcısı için? Şimdi şu şekilde, bugün vade doluyor. Son alım şansı veriliyor opsiyon tarafında yatırımcılara Bitcoin için. Eğer burada alım yönünde tercihler devam ederse, hala long'da kalırsa yatırımcılar, bu Bitcoin fiyatına olumlu bir etkisini görebiliriz. Perihan Hanım, bu durum. Peki aynı zamanda Visa ise Bitcoin'i dijital altın olarak yorumlamış. Biz dijital altın aslında sözünü ve yakıştırmasını Bitcoin için yapmıştık daha öncesinde. Aynı fikirde misiniz? Yani eski nesil ons altına yatırım yapmaya devam ederken daha yeni neslin ons altın yerine Bitcoin tercih ettiği doğru mudur sizce? Şu şekilde söyleyebilirim bunu Perihan Hanım. Geçmiş dönemlerde özellikle Amerika'dan gelen teşvik paketleriyle alakalı paranın nasıl dağıldığını hepimiz gördük burada. Dediğiniz gibi geleneksel kesim altına yönlenirken genç nesil, daha yenilikçi kesim kripto paraya da yönelmişti. Bunu aslında dediğiniz gibi geçmişten beri söylüyoruz. Visa da bu noktaya geldi. Yorumlarını görüyoruz. Ben de katılıyorum burada. Şimdi birazdan aslında bugün 30 Nisan'a itibariyle aslında daha önceden Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir açıklama vardı. Bu açıklama neydi? Kripto paralar ödeme sisteminde aslında kullanılmayacak ve bu uygulamada 30 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek denmişti. Bunun detaylarını bir kez daha konuşalım. Çünkü hala daha 30 Nisan'dan sonra kripto paralar yasaklanacak gibi söylemler görüyorum. Bunun detaylarını bir kez daha sizden dinlemek istiyorum. Tabii bizde ödeme sistemi olarak kullanılmayacak ama mesela Birleşik Krallık ve İskandinavya tarafından bir haber var. O haberde de Ethereum'un taksi ödemelerinde kullanılacağına dair bir haber. Yani hani biz diğer ülkelerle kendimizi kıyasladığımızda evet orada ödeme sistemleri bir miktar genişlerken bizde ödeme sistemlerinde kullanılmayacağının bugün itibariyle altı çizilmiş oluyor. Evet, dediğiniz gibi Perihan Hanım, şimdi şöyle bir durum var burada. Öncelikle ne diyordu bize 30 Nisan'da itibaren başlayacak durumda? Bir, ödeme sistemleriyle kripto para borsalarına transfer gerçekleştiremeyecek. İkinci kısımda burada bir ticaretinin gerçekleştirilemeyeceği, yani bir mal alıp satılınamayacağı kripto paralarla ilgili. Dünyada bununla ilgili çeşitli adımlar var. İşte biraz önce de söylediğiniz gibi Ethereum'la taksi ödemeleri gelecek. İşte Visa adımlar atıyor ya da dünyanın diğer yerlerinde işte Tesla araba satıyor. Birçok var. Biz şu anda şu süreçte bu en son yayınlanan bildiriyle beraber bunları yapamayacağız. Zaten de çok fazla hani ülkede bu durumla alakalı bir ekstra bir çaba yoktu. Bununla ilgili şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye giden bir durum yoktu. Şu an hani fiyatı etkileyecek bir durum söz konusu kesinlikle değil. Ama dediğiniz gibi bir yanlış anlaşılma söz konusu oluyor burada. Bununla alakalı acaba kripto paralar 30 Nisan'dan sonra komple mi yasak? Biz bunun alım satımını yapamayacak mıyız? Borsada işlem yapamayacağız gibi. Bunu da en son dün Merkez Bankası Başkanı da altını çizerek bir online toplantısı vardı. Orada açıklamasını yaptı. Kripto paralarla ilgili herhangi bir yasak
alım satımıyla alakalı herhangi bir yasak söz konusu olmayacak. Dediğimiz gibi sadece ödeme sistemlerinden borsalara yapılan transferler ve kripto paralarla mal ve hizmet alımı gerçekleşemeyecek bugünden itibaren. Peki aynı zamanda ABD tarafında da gelişmeler var. SPK'nın ABD'deki karşılığı SEC ve SEC'in hazırlamış olduğu bir yasa tasarısı var ki bu senatoya gitti. Burada amaç kripto para birimlerini daha iyi anlamak ve düzenlemek için bir tasarı gerçekleştirildi. Şimdi ne der peki bu tasarıda? ABD tarafı burada nasıl bir önlem ve adım atıyor sizce? Önlem alıyor ve nasıl bir adım atıyor kripto paralarda? Şimdi şöyle, her zaman regülasyonları ya da devlet tarafından belli sınırların çizilmesini destekler nitelikte açıklamalar yaptık. Çünkü hani çeşitli mağduriyetler de doğuyordu yatırımcı tarafından. Ve bu süreçteki durumda çok fazla bilinmediği için bu ekosistem herkes tarafından kendince yorumlanabiliyordu. Bu tarz bir çalışmanın içerisine girmesi iyice kabul gördüğünü, çünkü bir bakıyoruz Merkez Bankası tarafından, FED tarafından bir açıklama geliyor kripto paralarla ilgili. Kötü bir açıklama oluyor ama aynı zamanda Senato'da çalışma geliyor. En azından net bir çizgi belli olursa burada bu tarz fiyat hareketlerine doğru da bir sıkıntı yaşamayız. Yani FED tarafından bir açıklama geldi, işte çok volatil dedi, kripto para kötü dedi, fiyat düşüyor değil. Artık daha sakin günler yaşayabiliriz. Bu tarz girişimlerin devam etmesiyle birlikte. Peki Ethereum 2.0'da kilitlenen miktarın rekor düzeye ulaşması Ethereum yatırımcısını nasıl etkiler sizlerce? Şimdi şöyle, aslında kilitlenmesi demek bir şekilde piyasadan Ethereum'un çekilmesi ve arzının kısıtlanıyor olması demek. Önemli gelişme. Aynı zamanda Ethereum kilidinin şöyle bir önemli noktası daha var. 2.0'la alakalı belli bir Ethereum kilitlenmesi gerekiyor sisteme geçiş sağlanması için. En son bunun yarısını geçmiştik. Daha da hızlı bir şekilde artış devam ediyor. Bu burada bize şunun çağrısını yapıyor. Ethereum 2.0 çok kısa sürede gerçekleşecek demek. Ethereum 2.0'ın gerçekleşiyor olması da hep bahsettiğimiz fee ücretleri, transfer ücretlerinin düşüşüyle alakalı, işlem hızıyla alakalı önemli bir durum. Ve bu durumun gerçekleşmesiyle beraber Ethereum fiyatlarında ciddi hareketlenmeler görülebilir. Şu anda zaten yeni bir rekora doğru gidiyor. Hatta kırmış bile olabilir şu noktada. Bir 3000 dolar beklentimiz vardı Ethereum'la. Bunu kısa sürede karşılayacak gibi gözüküyor şu noktada. Hatta iCryptex araştırma ekibinin Ocak ayında şöyle bir beklentisi vardı Perihan Hanım. Ocak ayının başında yaptığı bir analizde 1,5 yıl içerisinde 6000 dolarların beklentisi içerisindeydik. Ve bununla ilgili de hala beklentimizi koruyoruz. Bu haberler de bu beklentiye karşı olumlu bir yön çiziyor. Peki aslında bir de son zamanlarda sıkça konuştuğumuz Phantom vardı ki siz de borsanızda zaten yer vermiştiniz. Şimdi orada da bir haber var. Büyük ağ güncellenmesinin tamamlandığına dair. Burada talebin yoğun olduğundan bahsetmiştiniz Phantom'a. Phantom yatırımcılarını nasıl ilgilendiriyor peki bu haber akışı? Şöyle, zaten aslında bundan bir 10 gün önceki süreçte bu güncellemenin haberiyle beraber FTM'de ciddi bir hareket başlamıştı. 35 centlerden 50 centlerin üstüne 58 centlere doğru bir hareket gelmişti ama piyasadaki düzeltmeyle birlikte Bitcoin'de yaşanan geri çekilmeyle beraber o da nasibini aldı. 26 centlere kadar bir geri çekilme yaşamıştı burada. Hı hı. Ama bu ağ güncellemesi Phantom ağını gerçekten çok hızlı bir hale, çok kullanışlı bir hale getiriyor. Bu güncellemenin sorunsuz gerçekleşmesiyle birlikte yaklaşık son bir haftalık süreçte 26 centlerden 70 centlere doğru bir yolculuk başladı. Tarihi zirvesi zaten 87 centlerde, çok az kaldı buralara doğru gelebilir ve güncellemeyle beraber de bilinirliğini arttırıyor. Hatta ilerleyen süreçte başka yerlerde yeni listelemeler de gelebilir. Bunun çalışmalarını da gerçekleştiriyorlar ve birçok ekosisteme de köprü oluşturuyorlar. Phantom beğendiğimiz bir proje, takip ettiğimiz bir proje ve önü de açık duruyor. Bu fiyatlar uzun vadede baktığımızda Phantom için hala ucuz ve ekibi çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Eğer sosyal medyadan
Phantom'un Twitter hesabında yatırımcıları takip ederse ne yaptıklarını sürekli tweetlerle, paylaşımlarla bildiriyorlar. Hani çok çalışkan bir ekip gibi duruyor burada. İlerleyen süreçte de bu çalışkanlıklarının meyvesini alabilecekler, yatırımcılar da fiyat olarak alabilirler. Ve dönelim buradan şimdi Ripple cephesine. Ripple cephesine baktığımızda aslında önemli bir haber akışı var. Ripple ve SEC arasındaki davayı zaten çok defa konuştuk. Ama Ripple'ın CEO'su der ki bu dava sona erdiğinde Ripple'ı halka arz etmeyi planlıyoruz der. Burada nasıl bir gelişme yaşanabilir? Aynı zamanda Ripple bayinaları ise Ripple satın almaya devam ediyor. Öncelikle bugün davanın bir ara duruşması söz konusu. Bir telekonferans olacak. Türkiye saatiyle 21'de yaklaşık. Önemli bir haber akışı. Onun dışında da bu halka arz konusu zaten nereden baksanız 1,5-2 yıldır aslında konuşulan, kulaktan kulağa gezen bir haberdi. Ama tabii dava süreciyle vesaire derken zaten Ripple bir sekteye uğramıştı. Bu durumda da halka arz rafa kaldırmıştı. Ripple için her şey olumlu gidiyor. Dava sürecini yakından takip ediyoruz. Olumlu haberler gelmeye başladı. Ve hani artık davanın da olumlu ya da olumsuz önündeki bir engel, önümüzdeki zaman diliminde kalkacağı artık aşikar. Bununla beraber de Ripple olumlu olursa tabii ki Ripple açısından çok daha iyi. Bununla beraber de bir halka arz çalışması geleceği söylentiler arasında. Tabii ki bu olursa yeni para girişleri, halka arz her zaman önemli. Ekosisteme yeni insanlar dahil edilmesi ya da Ripple'a olan güvenç tabii ki XRP'nin fiyatını da etkileyecektir. Zaten hala daha tarihi zirvesinden uzak bir fiyatlama içerisinde. 3.60 dolar tarihi zirvesi şu an 1.55 dolar fiyatlanıyor. Ciddi bir ivme yaptı dünden beri. Buradan da balina hesaplarına geleceğim. Balina hesaplarındaki hareket Perihan Hanım özellikle dünden beri fiyata ciddi bir şekilde yansıdı. 1 dolar 35 centlerden 1.55'lere kadar bir fiyat geldi. Bugünkü haber akışıyla beraber de piyasadan gelecek olumlu haberler tekrar Ripple'ın en son geri döndüğümüz yere 2 dolar bantlarına doğru bir hedefini hala güncel olarak koruyor. Kemal Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. İyi bir hafta sonu diliyorum sizlere. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Evet efendim bugün bizden bu kadar. Kripto paraya noktayı koyalım. Pazartesi günü tekrardan görüşmek üzere Ekotürk ekranlarında. Hoşça kalın. Müzik